Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Obama makarnacılığı inceleyeceğiz. Obama'sın son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası güzel bir çıkış gerçekleştiriyor. 1 Mart'ta işlem görmeye başlamasından klasik bir tavan serisi 69'da sonlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi net bir düşüş trendi. Düşüş trendi de halka arz fiyatının %20 altına geriliyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir tepki, düşen kanal kırılıyor. Kırılım sonrası belli bir süre burada yatayda kalıyor. Devamında tekrar 40 seviyesini test etse de bakın 1, 2, 3, 4 kere bu direnci test ediyor, geçemiyor ve ardından da flama şeklinde bir düşüşle hisse kazançlarını siliyor ve tekrardan çıkış yaptığı nokta yani 33-34 desteğine doğru bir geri çekilme sürdürüyor. Buradan oluşan alımlarla da güzel bir sinyal oluşmuş durumda. Cuma günü de endeksin düşüş gerçekleştiği günde 3.48 yükselişte 36.32 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şirketin temel tarafı ihracatçı bir firma. Her ne kadar temel tarafı olsa da hissede buradaki sıkışmayı görüyorsunuz. Yani fiyatlar 34 ile 40 arasında kaldı arkadaşlar. Uzun süredir de burada hisseye git gel yaptırıyorlar. Burada yükselişin başlaması için yani trendin olgunlaşması için kesinlikle 40 seviyesinin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Burada pozitif bir sinyal oluşmuş. İsteyen arkadaşlar o yüzden 36-35 seviyesinden risk alıp 40 bölgesinden satış yapabilirler. 40 burada kritik eşik. 40 geçilmeden yükseliş olmayacaktır. Buradan oluşan satışlarla hisse 36 seviyesine kadar düşse bile sorun olmaz. Çünkü bu destekte de kalırsa tekrardan toparlanıp 40'ın üstünde kalır ve burada gördüğünüz seviyelerde orta ve uzun vadede hedef olacaktır. O yüzden isteyen kısa vade için alır, isteyen orta ve uzun vade için alır. Düşüş olması durumunda mesela bu bir tuzak diyelim bu mumu arkadaşlar. Tekrardan düşüş olursa da 34-33 seviyesine gelinlerde alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Hem kısada hem orta vade hem de uzun vade tutmak için yani kısada alıp isterseniz tepki yükselişine satarsınız ya da buradan tekrar bir düşüş olsa buradan alıp yine 40 direncini takip edip buralardan da satış yapabilirsiniz. Fiyat buradaki alım iştahının devam etmesiyle birlikte ilk etapta 40 seviyesi hedef olacaktır. Trade edenler buradan satabilir. Orta ve uzun vade tutacaklar. Direnç üstü fiyatlamaları beklesin. Düşüş kanalının kırılmasının ardından aslında bu yatay bandının geçilmesiyle birlikte direkt bir katlama olacak. Bu katlamayla birlikte arkadaşlar bir kendimizi orta vadede 50-57 bandında göreceğiz. Uzun vadede tekrardan da 69 seviyesi hedef olacaktır. Özellikle burada 50 önemli. Fibonacci'nin düzeltme seviyelerine denk geliyor. Düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesi olur. Düzeltme sonrası çok kuvvetli bir satış olmazsa hisse 57 uzun vadede 69 seviyesi Obams tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tekrar etmeme gerek yok herhalde. Bir yatay bant var. Yatay banttan kurtulmamız gerekiyor. 40'ın üstü pozitif düşüşlerde de 34-33 seviyesini isterseniz alım fırsatı olarak değerlendirip yine bu bant içindeki tepki hareketlerini satabilir veya direnci takip edip yine satış gerçekleştirebilirsiniz. 40'ın üstü pozitif 50-57 orta vadede hedeftir. Uzun vadede 57-56'ın üstüne de 69-70 bölgesi Obans tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Obans teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.